Bu derste doğal sayılarda çarpma işlemini göreceğiz. Çarpma işlemini özellikle birden fazla basamaklı sayılarla birbirlerini çarpma işlemine bakacağız. Burada önemli olan hususlar basamakların yerlerini bilerek sırasıyla çarpmak. Yapacağımız işlem aslında çok basit, belli bir mantığı var. Bu mantığa göre işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şuraya bir tane çarpma işlemi yapalım. Buradaki sayıları çarpalım mesela. 125 ile 32'yi çarparken, hatta şu 32'yi gene farklı renklerle yazalım. Hangi sayıyı, hangi nereye yazdığımızı daha iyi ayırt edebilmek için. Şimdi ilk önce bizim yapmamız gereken burada şeylerimiz önemli değil, ayrıca onu da söyleyeyim. Yani büyük sayı yukarıda olmuş, küçük sayı aşağıda olmuş ya da yukarıda olmuş fark etmiyor bizim için. Bizim için şu anki nasıl yazıldıysa önemli olan burada aşağıdaki sayının birler basamağından başlamamız. Yani en sağdan başlıyoruz, ardından diğer basamağa, eğer varsa ondan sonraki basamakları bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ilk önce birler basamağında şunu yapıyoruz. Birler basamağındaki sayıyı yukarıdaki gene sayının bir ilk önce birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı, varsa sonradan binler basamağı bu sırada gidip çarpıp bunları altına yazmamız gerekiyor. Şimdi başlayalım. 32 sayısının birler basamağındaki iki rakamıyla 2 ilk önce yukarıdaki sayının birler basamağıyla, yani 5 ile çarpacağım. Ve 2 kere 5 10. 10'un sıfırını yazdım. Elde var 1. Gene aynı mantıkla tek basamaklı sayıları çarpma işlemi mantığıyla devam ediyorum. Sonra birler basamağından sonra gelen onlar basamağındaki rakam 2 olanına 2'yi çarpıyorum. 2 kere 2 4. Bir de elde vardı 5. Ardından yüzler basamağına geçiyorum. 2 kere 1 2. Bunu da yazdım. Şimdi burası bizim için önemli. Burayı bitirdikten bunları bitirdikten sonra önemli olan nokta onlar basamağındaki sayının artık gene az önceki gibi 2 ile yaptığımız gibi aynı işlemleri yapacağız. Fakat bu çarptığımız sayıları bu az önceki çarptığımız sayıların altına yazacağız. Bunu da yazarken yukarıdakinden bir basamak bırakıp yanına devam ediyoruz. Yani 3'ü 5 ile çarpıyorum. 15. 15'i kalkıp buraya yazmıyorum. Bir basamak bırakıp diğer basamağa yazmam gerekiyor. Bu çok önemli. Genelde burada karıştırılıyor. Yani basamak atladığımda bir basamak boşluk bırakmam gerekecek. Ardından 3 kere 5'i çarpmıştık. 15 elde var. 1 demiştik. 3 kere 2'yi çarptık. 6, bir de eldemiz var. 7. Ardından 3 ile 1'i çarptık. 3 ve bunları başka da yanında burada çarpılacak bir sayım olmadığı için artık toplamaya geçiyorum. Eğer burada da çarpılacak herhangi bir sayım olsaydı, yani şurada 4 gibi bir sayım olsaydı, bunu da tekrardan gene ilk önce birler, onlar ve yüzler şekilde çarpacaktım. Ve gene yukarıdakinden bir basamak boşluk bırakıp buradan yazmaya başlayacaktım. Burası çok önemli. Her basamak değiştirdiğimizde bir tane basamak boşluk bırakıyoruz. Bunları silelim. Şimdi toplama işlemimizi yapalım. Ve böylece de sonuca ulaşmış oluyoruz. Sıfırı aşağı indirdik. 5 ile 5'i topladık. 10 elde var. 1, 2, 7 daha. 9, bir de elde. 10 gene elde var. 1, 3 ile 1'i topladık. 4, sonucumuz 4000 çıktı. Gayet basit. Az önce söylediğim gibi bunların yerleri de önemli değil. Yani şu şekilde de yapabiliriz. İsterseniz bir deneyelim. 32 ile gene farklı renklerle olsun. 125'i çarpalım.
Gene burada bakın önemli olan kısımlardan bir tanesi gene basamakları alt alta yazmaya dikkat ediyorum. Yani birler basamağı, birler basamağın altında, onlar basamağı da onlar basamağının altında. Gene yaparken aynı işlem aşağıdaki sayının en sağdaki basamağıyla yani birler basamağıyla başlıyorum. Yukarıdaki sayının da en sağdaki basamağıyla yani birler basamağıyla toplayarak çarparak başlayacağım. 5 kere 2 10 elde var. 1 5 kere 3 15 bir de elde vardı. 16. 5'i artık çarpacak başka sayım kalmadığı için diğer basamağa geçiyorum yani 2'ye. 2'yi de gene yukarıdaki ile ilk önce birler basamağıyla yani 2 kere 2 4. Burada bir basamak boşluk bırakıyorum. 2 kere 3 6 yazıyorum. Sonra burayı da bitirdim artık. 2'nin çünkü çarpılacak başka sayımız yok. Yüzler basamağına geçiyorum. Yani 1'e 1'i 2 ile çarpıyorum. Gene burada da bir basamak bırakacağım. 1 kere 2 2, 1 kere 3 3. En sonunda da gene bu çarptığım 3 sayıyı, şunları sileyim. 3 sayıyı toplayacağım. 0. Gördüğünüz gibi altında hiçbir sayı olmadığı için direkt gidiyor. 5 ve 4 alt alta. Burada önemli olan işte alt alta gelmesi ki bunları rahat bir şekilde toplayabilelim. 5 kere 4 9 1 6 2 gördüğünüz gibi alt alta. Bunları da topladığımda 9 3 de aşağı indiğinde pardon bir yerde hata yaptık. Şurada hata yaptık. Şuradaki birimizi eklememişiz. Şurası 16 olacak. Tekrardan yaptığımızda 0 aşağıya geliyor. 6 ile 4 topladık. 10 elde var. 1 1 6 daha 7 2 daha 9 bir de eldemiz var. 10 gene onun sıfırını yazdım. Elde var 1. 3'ün üstüne de 1 ekledim. 4000. Her iki durumda da gördüğünüz gibi 4000 sonucuna ulaşmış olduk. Aslında çok basit belli bir mantığı var. Bu mantığı kavradığımızda bu dersi bu çarpma işlemlerini rahat bir şekilde yapabiliriz. Bu dersi burada bitirdik. Diğer derste görüşürüz.